Merhaba sayın seyirciler. Bugün 16 Aralık Cuma. Yeni Günde Gündem programımızdan sizleri saygıyla selamlıyoruz. Evet, Yeni Günde Gündem'in bugün konuğu Sayın Musa Türen. Musa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Evet, Musa Bey MİM Grup Yönetim Kurul Başkanı. Bir iş, evet. İş adamı. Evet. Ama şimdi asıl önemli taraflara sonra geleceğiz. Fakat önce şuradan başlasak, böyle bugünlerde uzun zamandan beri ülkemiz çok hareketli günler yaşıyor. Güneydoğu, evet, sınırlarımızda çok garip şeyler oluyor. Türkiye bir şeye girdi. Güneydoğu'da malum Fırat Kalkan Harekatı var. Evet. Oradaki sivillerin aktarılma işi var. Halep'tekilerin aktarılma işi var. İşin kötü tarafı siviller dahi bombardıman altında. Maalesef. Terk etmek zorunda kalıyorlar kendi ülkelerini. Bilemiyorum, önce herhalde orada da kaybettiğimiz birçok şehidimiz var. Özellikle Fırat Kalkan Harekatı'nda. Kimin nereden nasıl kaldırdı belli olmayan bir uçak meselesi var. Çok geniş. Önce herhalde bir şehitlerimiz meselesine bir şeyler söylersin. Ondan sonra tabii konumuza girelim. Tabii ki. Öncelikle, evet, Beşiktaş'ta yapılan menfur saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Maalesef bu coğrafyanın kaderi bu. Çok jeopolitik konum açısından riskli bir bölgedeyiz. Orta Doğu'nun üzerinde sürekli işte biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Yüzyıllardır yapılan planlar var. Bu planların hayata geçirilme aşaması var ve bu hayata geçirilmesi çok kanlı oluyor. İşte Irak'la başlayan, Mısır'la devam eden, bu Orta Doğu'da yeniden bir harita çizme planları var. Tabii biz Türkiye olarak hem konumumuzu korumak zorundayız. Hem Orta Doğu'da işte Osmanlı'dan kalan miraslarımız var, akrabalarımız var. Benim bile bizzat Halep'te yaşayan akrabalarım var, Suriye'de yaşayan akrabalarım var. Birçoğu buraya geldi ama hala orada olanlar var. Yaşanan dram çok ağır, yaşanan, evet, dram çok kötü. Özellikle çocukların üzerine atılan bombalar, sıkılan kurşunlar, hiçbir kelimeyle ifade edemeyeceğiniz, insanlığa sığmayan, sonucunda ne olursa olsun, İster toprak kazanın, ister petrol kazanın, ister doğalgaz kazanın, ne kazanırsanız kazanın, bunun hiçbir açıklaması olamaz. Çocukları öldürmek, çocukları katletmek, o çığlıklar, annesiz babasız kalan çocukların yaşadığı dramı. Yani ülkemiz, sadece ülkemiz değil aslında dünya, o kadar ağır bedeller ödeyecek ki, o çocukların o gözyaşları, o yaşadıklarının bedeli çok ağır olacak. Onlar çok uzun yıllar boyu gitmeyecek değil mi? Çocuklar gitmeyecek yani. Yani. Mümkün değil, onu silemezsiniz. Yani en ufak okulda kötü bir olay yaşayan bir çocuğun psikolojisini düzeltmek için bile psikologlar yıllar boyu uğraşıyor. İnsanın psikolojisinden en kötü, en dramatik olayları silebilmeniz o kadar çok zor ki. Dolayısıyla hani bırakın onları burada günlük hayatın içinde yaşadığınız problemlere karşı o geliştirdiğiniz savunma mekanizması veyahut da işte o dramı atlatmanız bir süreç. Ama tepenize bombalar yağıyor. Binaların altında kalıyorsunuz. Annenizi, babanızı, kardeşlerinizi kaybediyorsunuz. Ya bunun bir bedeli yok, bunun bir şeyi yok. Bunun bir an önce özellikle bizim devletimizin çok böyle pragmatik bir şekilde olaylara yaklaşması gerekiyor. Bir an önce o topraklara barış gelmesi için atılan yanlış adımlara rağmen, evet, yanlış adımlar atılmış olabilir geçmişte ama yanlıştan her zaman dönebilmeliyiz. Devlet dahi olsanız, birey dahi olsanız yanlıştan dönülüp işte orada şu anda o topraklarda savaşan diğer ülkelerle birlikte o ülkenin başkanıyla oturup bir çözüm, bir barış sürecini başlatmak zorundasınız. Çünkü bu bir insanlık kıyımıdır. Yani en hafif tabiriyle bu bir insanlık kıyımıdır. Buna dünya şu anda izliyor bunu. Buna kimsenin bir müdahalesi yok. Çünkü herkesin makyavelist bir yaklaşımı var. Amaca giden her yol mübahtır. Orada işte su kaynakları, orada vaat edilmiş topraklar, orada işte daha bir sürü hedefler var. Dolayısıyla o çocukların akan gözyaşları, inanın bedeli çok ağır olacak. İnanın bedeli çok ağır olacak. Evet, çok şeyler kaybettik orada. Sadece biz değil, bütün dünya kaybetti aslında. Evet. Ama dünya ne yazık ki dediğiniz gibi bazı çıkarlar nedeniyle bazı şeyleri görmek istemiyor. Evet, buradan yavaş yavaş kendi konumuza gelelim. Mesela MİM gruba gelelim. Nedir? Evet. MİM grubu şöyle bir anlatır mısın bize kısaca? Evet, hemen kısaca anlatayım. Oradan da asıl konumuza gelelim sonra. MİM grup 92 yılında aslında taşımacılık üzerine kurulmuş bir şirket.
MİM Royal markasıyla personel taşımacılığı hizmeti veren bir şirketimiz var MİM Grup bünyesinde. Onun dışında Mi Food Gıda diye bir şirketimiz var. O şirketimiz boyoz üretimi yapıyor. Aynı zamanda da ünlü bir... O konuya özel gireceğiz sonra. Evet. Ünlü bir markaya özel cheesecake satışı, tedariği yapıyor. Yunanistan'da işte MİM Grup'un bünyesinde bir şirket kuruldu ve orada yine boyoz satışı yapıyor bu şirket. Smartürk diye bir ortaklı şirketimiz var. Bu da işte özel bir gıda maddesi üretiyor. Atatürk Organize'de kurulmuş. Onun dışında 3-4 tane iştiraklarımız olan şirketler var. İşte Mediterranean Minded diye bir şirketimiz var. Ortağım Fatih Akarsu Amerika'da. Amerika'ya bir gıda ihracatımız var. Hem gıda sektöründe hem taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren bir şirketler grubuyuz. Evet. Hemen boyoza gelelim. Boyoz deyince İzmir Akla geliyor. Evet. İzmir Akla geliyor. İzmir'in dışında yavaş yavaş tanınmaya başlamıştı. Ama siz böyle birdenbire öyle büyük bir sıçrama yaptınız ki boyozu dünya tanır hale gelmeye başladı. Çok şükür. İlk adım herhalde bildiğim kadarıyla Yunanistan, Amerika. Gidiyoruz. Evet. Boyoz gidiyor. Gidecek inşallah. Gidiyorlar. Evet. Yani, boyozun hikayesini bir anlatalım şimdi. Boyoz İzmir'di. Aynen. İzmirli boyoz nerelere gitti? Şimdi biz 1,5 yıl önce Amerika ihracatını gerçekleştirdik boyozun. 1,5 yıl önce. Evet, 1,5 yıl önce. Amerika ihracatını gerçekleştirdik ve sonrasında dedik ki biz bunu markalaştıralım. Üretimini kendimiz yapalım. Çünkü boyoz bizim için değerli. Üretimini yapalım ve ihracatını arttıralım. Sadece Amerika ile kalmasın. Avrupa'ya, işte Uzak Doğu'ya bu ürünü gönderelim diye düşündük. O günden sonra işte yaptığımız çalışmalarda işte fabrikamızı kurduk. Üretimlerimize başladık. İhracatımıza katkıda bulunduk. Şu anda Yunanistan'a yine boyoz ihracatı yaptık 4 ay önce. 8 tane satış noktamız var Selanik'te. Selanik'te başladık. Selanik'te başlamamızın amacı aslında 2 tane nedeni var. Bir tanesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu topraklar, yaşadığı topraklar. Oraya karşı bir vefa borcumuz var. Atamızın bir emaneti var. Biz de o emanete sahip çıkmak için Selanik'teyiz. İkinci şeyi de işte biz boyozun hikayesini yeniden yazıyoruz aslında. Yani boyozun hikayesi herkesin dilinde olan işte 1492 yılında, 1490 yıllarında öyle diyelim. 1490'lı yıllarda seferatların İzmir kültürüne, İzmir gıda kültürüne kazandırdıkları bir yiyecek olarak konuşuyoruz değil mi? Bunu sokakta herkes biliyor işte. Yakovus da, Avramus da boyozu Agora'da yapmış ve İzmir'de artık boyoz yenilmeye başlanmış. Şimdi ticarette şöyle bir şey var Ahmet Bey. Eğer bir ürününüz varsa ve bu ürün gerçekten çok iyi bir ürünse satar. Ama bir yere kadar satar. Çünkü mutlaka bir rakibi olur, mutlaka bir muadili olur, mutlaka bir ikamesi olur. Eğer ki sürdürülebilir bir başarı yakalamak istiyorsanız ticarette mutlak suretle sattığınız ürüne bir hikaye yazmanız lazım. Dünyada da böyle, Amerika'da da böyle. Her şeyin bir hikayesi olur ve insanlar o hikayeyi satın alır. Biz de buradan yola çıkarak kendimize şöyle bir hikaye kurduk. Aslında kurmadık. Var olan hikayeyi gün yüzüne çıkardık ve onun üzerine boyozun satış pazarlama stratejisini geliştirdik. Ve bunun üzerine şu anda boyozun tüm dünyaya ulaşımının altyapısını kurduk. Şimdi hikaye şu. 1490'lı yıllarda İspanya'da Osmanlı, işte Müslümanlar var ve Yahudiler var. İspanyollar bir şey yapıyor, soykırım yapıyor. Ne yapıyor işte? Önce diyor ki en küçük nüfusu en az olan işte Yahudiler, biz bunları aforoz edelim. İşte ondan sonra sıra Osmanlı şeylerine, tebaasına gelir, onları da göndeririz diyor. Tabii hesap kitap uymuyor. 1490'lı yıllarda Barbaros Hayrettin Paşa İspanya'ya bir çıkarma yapıyor. Oradaki Yahudileri alıp Selanik'e getiriyor. Selanik'e getirdiği yıllarda işte 1600'lü 1700'lü yani yıllar. O yıllarda getiriyor. Yani Almanya'nın yaptığı katliamdan önce ilk yapılan Yahudiler üzerine yapılan ilk katliamın koruyucusu daha da bir katliama engel olan Osmanlı'ydı. Evet, tarihte aynen öyle. Tarihte pek bilinmiyor aslında bu. Evet, evet, aynen öyle. Yani zaten Osmanlı'nın bu kadar uzun yıllar yaşamasının, var olmasının da sebebi kimsenin diline, ırkına herhangi bir ayrım gözetmeksizin onların da normal yaşamlarını sağlayabilmesi,
Onların da hani bir insan gibi yaşamalarını sağlaması zaten uzun yıllar Osmanlı'nın var olmasını sağladı. Dolayısıyla Barbaros Hayrettin Paşa Selanik'e getiriyor şeyleri, seferatları, Yahudi seferatları ve Selanik'te yaşamaya başlıyorlar 1912 yılına kadar. 1912 yılında işte bu Balkan Harbi vesaire, bunlar 1912 yılında şeye Batı Anadolu'ya göçüyorlar. İşte Manisa'ya, Tire'ye, ondan sonra çevre ilçelere ve İzmir'e. Bu İzmir'e gelen kısmı işte bu Avramus'ta ve Yakovus'ta. Şimdi biz dedik ki hikaye şu. En son boyoz Selanik'te 1912 yılında pişirildi ve o günden sonra boyoz bir daha Selanik'te pişirilmedi. Çünkü işte o Yahudiler oradan göçmek zorunda kaldılar. Batı Anadolu'ya geldiler. Biz de dedik ki boyozu Selanik'te satmaya başlayalım ve tarih kitaplarını, işte bizim ortağımız Stefanos Hacımanoğlu tarihçilerle birlikte oturup çalıştı ve orada o seferat kültürlerini ve boyozun tarihte var olduğunu, Selanik'te kitapta da geçiyor boyoz kültürü, Selanik'te pişirilmiş ve Selanik'te yenmiş boyoz. Dedi ki o zaman bizim çıkış noktamız Avrupa'ya Selanik olacak. Yani boyozun ilk çıkış noktası Selanik. Avrupa'da, evet. Avrupa'da. Ve biz şu anda bunu hikayeleştirdik. Bütün satış noktalarımıza da bir tavil astık. Dedik ki 104 yıl sonra boyoz tekrar Selanik'te. Ve insanlar o kadar ilgi gösterdi ki bir hikaye yazdık çünkü o hikaye. Yani o şeye. Şimdi 8 tane satış noktamız var. Allah'a hamdolsun saat 2'den sonra boyoz bulamıyorsunuz. İnsanlar kuyruğa gidiyor, giriyor. Boyozu tüketiyorlar. Selanikliler çok yaratıcı insanlar. Bizim sade boyozun üstüne kremasını, peynirini, ondan sonra daha bir sürü çikolatasını sıkıyor. Sade boyozun üstüne öyle ikram ediyor. Enteresan yaratıcılıkları var. Bu da çok tuttu orada. Yani hem tatlı olarak yeniyor bir yerde. Evet. Hem de tuzlu. Aynen öyle. Tuzlu da yeniyor. Çünkü ıspanaklısını da biz orada satıyoruz. Çikolatalısını satıyoruz. Dolayısıyla biz dedik ki Selanik'te büyük bir potansiyel var. Aslında Yunanistan'da büyük potansiyel var ve bunu harekete geçirmeliyiz. Şimdi de işte dün imzasını attığımız şirketi kurduk. Allah nasip ederse ocağın 20'si veya 25'i arası İlk şubemizi, Simirna Boyoz şubemizi Selanik merkezde açıyoruz. Şu anda nerede satılıyoruz yani? Şu anda 8 tane satış noktasında. Albeta'larda satılıyor. Hı-hı. Yani gidip orada Albeta şeylerinde, kafelerinde boyozu görebiliyorsunuz. Zaten girişlerinde tabelamız var işte Simirna Boyoz satış noktasıdır diye. Orada gidip boyozu yiyebiliyorsunuz. Şimdi bizim yani markamız çok önemli. Çünkü Ocak ayında diyorsunuz kendi markamız. Kendi yerimiz açılıyor. Kendi yerimizde. Evet, Simirna Boyoz markasıyla, bir İzmir markasıyla, bir Türkiye markasıyla Yunanistan'da, Selanik'te, Selanik'in göbeğinde boyozu satmaya başlayacağız. Hayırlı olsun. Amin inşallah. Tabii biz orada sadece boyoz değil, İzmir'in gevreğini satacağız. İzmir'in lokmasını satacağız. Ve orada İzmir'le alakalı birçok ürünü satmaya başlayacağız inşallah. Burada hemen bir şey sormak istiyorum. Tabii. Yunanistan'da yaklaşık 4-5 yıldan beri gelen bir ekonomik kriz var. Evet. Yunanistan'a giderken böyle bu ekonomik kriz sizi böyle biraz düşündürmedi mi? Hayır. Çok işaret de yaratmadı. Tam tersi, bir kere şöyle, bir iş adamı krizden fırsat yaratabilmeli. Eğer bir iş adamı krizi fırsata dönüştüremiyorsa zaten başarılı olamıyor. Krizler fırsat yaratır ve biz bu fırsatı doğru kullanmak zorundayız ki Türk iş adamları yıllarca krizlerle yaşadı ve krizlerle büyüdü. Ve kriz her zaman şirketler için bir büyüme fırsatıdır. Şimdi Yunanistan'ın ekonomisinde bir daralma vardı. İşte devlet memurlarının maaşları düşürüldü. Ondan sonra asgari ücret düşürüldü vesaire. Bir kaos yaşandı, doğru. Ancak bir kere şunu söyleyeyim size. Yunanistan ekonomisi şu anda çok olumlu seyrediyor. Geçen aylarda açıklanan bütçede bütçe fazlası verildi. Ondan sonra ekonomik veriler artıya gidiyor. Düzelme var. Reel sektör çok ciddi atılımlar yapmaya başladı ve Türkiye'ye, şimdi biz diyoruz ya Yunanistan'da kriz var. Size soruyorum. Türkiye'de yatırımı olan kaç tane Yunanlı firma var? Tahmin edin bakalım. Bankalar dahil, bankası dahil var Yunanistan'da. Evet. Tahmin edin bir tane. Bilemiyorum. Yani bütün Türkiye genelinde evet. Herhalde 50-60 yani. Evet. Ben şunu söyleyeyim size bakın. Bizim bahane bulduğumuz, bizim beğenmediğimiz Yunanistan'ın 600 tane Türkiye'de şirketi var.
ve toplam 4 milyar dolar yatırımları var. Beğenmiyoruz değil mi Yunanistan'ı? İnsanlar kriz var diyor. Tam tersi bakın. Kriz devlette vardı. Devletin ödeme dengelerinde, devlet aşırı 300 milyar euro borçlandı. Ondan sonra altyapı yatırımı vesaire, yollara, oraları, buraları, halka dağıttı parayı. İnsanlar bir kısım parayı aldı, gayrimenkule yatırdı. Bir kısım parayı aldı, yurt dışına kaçırdı. Ama gidin kafeleri, restoranları gezin. Hepsi tıka basa dolu. Gidin orada Çimski Caddesi var Selanik'te. Zara Caddesi diyorlar. Zara'nın orada 9 tane satış noktası var. Ve hepsi ağzına kadar dolu. Hiçbir İnsanlar şey, alışveriş yapıyor. Hiçbir şey de kapatıp gitmedi. Gitmedi tabii ki. Yok öyle bir şey. Ve bakın Yunanlıların ağzında kriz kelimesini duyamazsınız. Bir tek bizim ülkemizde var şu anda. İnsanlar işte şu yaşadığımız konjonktürden dolayı iş adamlarının ağzında sürekli kriz var. Kardeşim şu kriz kelimesini ağzınıza almayın, bırakın ya, kriz yok. Krizi siz yaratıyorsunuz. Çalışın, çabalayın. Devlet destek veriyor, çalışın, çabalayın, yürüyün. Kriz yok. Devleti çok destekleri var aslında. Tabii en son Sayın Başbakan'ın açıkladığı 200 milyar TL'lik bir ekonomik paket var. Orada çok ciddi destekler var. Devlet sana daha ne yapsın? Senin görevin pozitif algı oluşturacaksın, pozitif düşüneceksin. Daha fazla çıkıp yurt dışına gidip gezeceksin. Çünkü önemli olan Türkiye'de ne kadar mal sattığın değildir. Önemli olan yurt dışından Türkiye'ye ne kadar döviz getirdiğindir. Önemli olan ne kadar ihracat yaptığındır. Eğer sen günlük siyasetle uğraşırsan, eğer sen günlük sorunlarla uğraşır, boğuşursan asıl işini yapamazsın. Ya bizim iş adamları olarak bizim amacımız siyaset konuşmak değil. Siyaset bizim işimiz değil zaten. Siyaset siyasetçilerin işi. Bizim işimiz katma değer yaratmak. Bizim işimiz istihdam yaratmak. Bizim işimiz ihracat yapmak. Biz Türkiye'yi kalkındırmak istiyorsak İhracata odaklanmak zorundayız. Katma değerli, yüksek katma değerli teknoloji, yüksek teknolojiye dayanan katma değerli ürünler üretmek zorundayız. O kadar güzel gıda ürünlerimiz, o kadar güzel markalarımız var ki bunları yurt dışına taşımalıyız. Bunları yapmadığımız müddetçe ekonomide kalkınma beklemeyin. Bakın Cumhurbaşkanımız geçen gün açıklama yaptı. Teröre karşı milli seferberlik ilan ediyorum. Ben Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Milli seferberliği ekonomide de ilan edin. Bütün iş adamları elini taşın altına koysun. Daha fazla üretmek için çalışsın, daha fazla satmak için çalışsın. Aslında bu konuda epey şeyler yapıldı herhalde. Birkaç yıl önce Rusya ile aramız bozulduktan sonra iş adamları, özellikle turizmciler biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızla birlikte Afrika'ya gitti, Asya'ya gitti, Avrupa'ya gitti, birçok ülkelere gitti. Ya sürekli. Yani Ekonomi Bakanımız Sayın Niyaz Zeybekçi öyle, Başbakan Yardımcıları, Başbakan Cumhurbaşkanları, heyetleri alıp sürekli yurt dışı seyahatleri yapıyor. İşte ben DEİK'te görevlerim var. En son biz DEİK'le beraber Atina'da iş forumu düzenledik. 80 tane iş adamı katıldı. Çok güzel işler çıktı. Yani DEİK şu anda Türkiye'nin lokomotifi bu konuda. Sürekli iş adamlarını yurt dışına götürüyor. İş forumları düzenliyor ama yani bizim iş adamlarımızın bazıları birazcık tembel. Yurt dışına gittiğinde inanın gezmekten, tozmaktan B2B'lere katılamıyorlar. Başka işler peşindeler. Ya bırakın kardeşim ya. Bu ülkenin kalkınmaya ihtiyacı var. Bakın Ahi Evran, Ahi Teşkilatı'nı kurmasının bir tane sebebi var. Devletlerin ayakta kalmasının yegane temeli ekonomidir. Bir devletin ekonomisi iyi değilse, bir devletin ekonomisi güçlü değilse o devlet ayakta kalamaz. Devleti ayakta tutan şey maddi varlıklardır. Ahi Evran Ahi Teşkilatı'nı kurarak iş adamlarının birbiriyle yardımcı olarak, birbirine yardımcı olarak, birbiriyle ticaret yaparak ve bu ticaretlerini farklı yerlere taşıyarak gerçekleştirmesi için kurdu Ahi Teşkilatı'nı. Bugün biz Ahi Teşkilatı'na sahip çıkmıyoruz. Kendi içimizde oturuyoruz. Bakın yurt dışında iş adamlarıyla, yurt dışındaki iş adamlarıyla oturup konuşuyoruz. Açılış konuşmamızda hiçbir Allah'ın kulu siyaset konuşmuyor. Hemen icraat konuşuluyor. Ürün ne? Kalitesi ne? Evrakların var mı? Belgelerin var mı? Üretim kapasiten ne kadar? Kaç paraya satıyorsun? Pazar payın ne? Hangi ülkelere ihracat yapıyorsun? Bana yurt dışındaki iş adamı bunu soruyor. Ben Türkiye'deki iş adamıyla ticaret yapmaya gittiğimde ilk yarım saat siyaset, ikinci yarım saat futbol, 5 dakika iş, sonra yemek. Ya bunları bırakalım, biz zaten görüşüyoruz. İş adamının önceliğini değiştirmesi lazım. Futbolu da siyaseti de o işleri yapan insanlara bırakmak zorundayız. Bizim tek amacımız var. Ekonomi kalkınma, bunu iş adamları sağlayacak, bunu devlet sağlamayacak. Devlet bize imkanlarını tahsis edecek.
kanunlar çıkaracak, yasalar, yönetmelikler çıkartacak, kararnameler yayınlayacak ticaretle ilgili, önümüzdeki engelleri kaldıracak, ihracatta yaşadığımız sorunları çözecek, yaşadığımız, gümrükte yaşadığımız problemleri çözecek, gidip ülkelerle ticari anlaşmalar yapacak, önümüzü açacak, ondan sonra top bizde. Kriz tedavisi yapmak daha mı şey kolay biliyor acaba? E tabi herkesin işine geliyor ya. Herkesin işine geliyor tabi. Yani bir iş adamı kriz tedavisi yaygaracılık yapmak nasıl işine gelebilir? Daha çok kendi işlerini de etkilemez mi? Bakın etkiler ama o onun farkında değil. Amaç belli mi? Farklı bir amaç. Bakın şöyle farklı bir amacından ziyade o onun işine geliyor. Parası varsa parasını ödemiyor. Öbür adamı geciktiriyor. Öbür alacaklıyı geciktiriyor. Çeki varsa çekini ötelettiriyor. Adam parayı ne yapıyor? Dövizde kullanıyor. İşte şu anda hani günün en büyük konusu, zamanın en büyük konusu dolarizasyon, işte doların artması, Trump, Yellen bilmem ne. Herkes bunu konuşuyor. Kardeşim bırakın bu bunları. Hemen bu konudaki düşüncenizi sorayım size. Bakın, hiç önemli değil. Bir kere Donald Trump göreve geldiğinde dolar normal seyrine gelecek. Amerika Merkez Bankası'nın faiz arttıracağını zaten piyasa fiyatlamıştı. Ve alacağını almıştı piyasa. Bunun yani bedelini ödemişti. Evet evet. Zaten 25 bas puan ekonomistler, yapılan anketlerde ekonomistlerin tahminleri tuttu. Piyasa alıcıları da zaten 25 bas puanı öngörerek alımlarını gerçekleştirdi zaten. Dünya genelinde dolarda tabii ki bir sıçrama oldu. Ama bu şu demek değildir ki sadece Türkiye'de oluyor bu. Yani küresel bir ekonomi söz konusu. Eğer Türkiye'de dolardan etkileniyorsa demek ki küresel piyasanın içerisindeyiz biz de. Dolayısıyla şimdi 3 defa faiz artıracak 2017'de FED. Pek olmayan bir şey bu. Evet ama arttırmak zorunda. O da kendi ekonomisini düzeltecek. Şimdi biz işi gücü bırakıp Amerika'nın sıcak parayı kendi ülkesine çekmesini mi bekleyeceğiz? Yoksa iş adamları olarak bu krizi fırsata dönüştürüp Amerika'ya daha fazla ihracat yapmayı mı düşüneceğiz? Ya bırak para gitsin Amerika'ya. Senden çıkmaz. Çünkü sendeki risk iştahı daha fazla. Sendeki kar daha fazla. Oradaki faizden bu iş adamı para kazanmaz. Tam tersi doları alır yatırımı yapar. Bizim zaten borsaya yapılan yatırım bizim işimizi görmüyor. Bizde somut yatırımlar lazım. Fabrika yatırımları, sanayi yatırımları lazım. Bize o paranın gelmesi, biz o sermayeyi istiyoruz. Katma değer yaratacak sermaye istiyoruz. Benim sıcak paraya çok ihtiyacım yok. Var tabii ki piyasayı döndürmesi için, borçların dönmesi için. Kabul ediyorum. Ama bu beni güçlendirmiyor ki, bu beni büyütmüyor ki. Bir yatırımcı gelecek ki buraya, yatıracak 200 milyon dolar, 300 milyon dolar, fabrika kuracak. 1000 kişi çalıştıracak, ihracat yapacak, Türkiye'nin ekonomisi kazanacak. O yüzden ben her zaman o bakış açısına karşıyım. Fed'in faiz arttırımı bizi bozmaz. Faiz arttırımı en fazla hani çok az bir miktarda borsadan çıkış yaratır. O zaman biz iş adamları olarak çözüm yolu bulmak zorundayız. Çözüm yolu da şu. Donald Trump seçim beyannamesinde aynı şunu söyledi. Dedi ki Çin'den ithal edilecek ürünlere gümrük vergisi uygulayacağım. Arttıracağım gümrük vergisini. %40. İşte fırsat. Üretin kardeşim. Ürettiğinizi gidin Amerika'ya satın. Çünkü niye? Çin en büyük ihracatçı. Çin'in vergileri artacak. Gümrük vergisi çıkacak. Fiyatlar yükselecek. Amerika'daki ithalatçılar, Amerika'daki süpermarketler ne yapacak? En iyi pazar Türkiye. Çünkü çok güzel katma değerli ürünler üretiyoruz. Markalaştık. O zaman Türkiye'den ithalat yapacak Amerika. Şu anda biz 500 milyar dolar Amerika'ya ihracat yapıyoruz. Ya 2 trilyon dolar adamlar ithalat yapıyor ya. Yakışmaz ki bu rakam bize. O yüzden hani ben bu FED'in faiz arttırımının işte ülkeye zarar vereceğini, doların elbette ki hani dolar çok fazla çıktığında, Türk lirasının değer kaybettiğinde ülkede tabii ki bazı dengeler değişecek ama bu bütün dünyada oluyor. Buradaki tek handikap şu, biz ihracata yönelip buraya sıcak parayı, buraya dövizi kazandırırsak piyasada bir şey olacak, stabilizasyon olacak. O zaman da dolar normal seyrine gelecek. Zaten şimdi tabii reel sektörün borçlanmaları, bankaların borçlanmaları dolar olduğu için ham maddelerin de bazıları dolar ama şimdi ihracatımız da dolar. Şimdi eğer ki Cumhurbaşkanı bir açıklamalar versin gerek Rusya'yla gerek de Çin'le alışverişler. Onu söyleyecektim. Evet. Yerel para birimleri kullanacak. Eğer ki bizim en büyük ithalatımız enerji,
enerji ithalatımızda yerel para birimini kullanırsak o zaman bizim cari açığımız azalmış olacak. O zaman biz doların bu yüksek tırmanışından zarar da görmemiş olacağız. Peki, yani çaresi var her şeyin. Dolar meselesinde Türkiye özel bir baskı yok mu sizce? Ya var şu anda. 15 Temmuz'dan bu yana. Olmaz mı? Yani bu manipülasyon. Bu zaten Türkiye'ye 15 Temmuz'da zarar veremeyen dış mihrakların içerideki maalesef ülkemize karşı düşmanlık besleyen, ülkemizin içinde barındırdığı bu insanlar, kötü niyetli insanların yaptığı bir oyun tabii ki bu. Ama şu da var, bakın bu sadece yalnız başına bir faktör değil. Tabii. Jeopolitik riskimiz var. Çevremizde bir savaş var. Dünyanın ekonomisi hakikaten bu kadar mükemmel değil. Herkeste bir ekonomik kriz var. Anlatabiliyor muyum? Bizim şu andaki işte bu siyasi çekişmeler, başkanlık tartışmaları, bunlar da bir etken. Hani doların yükselmesinde. Yani çok faktörü var. Ama sadece yalnız başına ülkenin içinde bulunduğu işte adını söylemek istemediğim hani kriz dedikleri şey yok arkadaş. Türkiye'de kriz yok. Bana kimse Türkiye'de krizi var demesin. Krizi evet, kendimiz yaratıyoruz. Gerçekten söylediğiniz şeyler çok güzel. Umarım kulakları duyması gereken kişiler duyuyorlardır bazı şeyleri. Bir iş adamı olarak tekrar Boyoz'a döneceğim. Evet. Boyoz gerçekten İzmir'in ne derler göz bebeği derler. İzmirli'nin her zaman için çok sevdiği, her zaman ısrarla aradığı. İşte biz bir ilki gerçekleştiririz. Geçen gün de aslında bir İzmir'in birinciliğinden bahseden bir iş adamım vardı sizinle sizden bir gün önce. O da enerji sektöründe İzmir bir numara demişti. Evet, enerji sektöründe özellikle rüzgar gülleriyle ilgili panellerin yapımında falan. Şimdi İzmir'deki birincilikleri duyunca böyle sizin gibi iş adamları gelip böyle biz İzmir'i şurada şuraya götürdük, İzmir'de şunları yapacağız deyince gerçekten ben de çok mutlu oluyorum bir İzmirli olarak. Eyvallah. Bir Türk vatandaşı olarak inşallah bu başarı devam eder. İnşallah. Boyoz dediniz Yunanistan'da başladı. Selanik'te kendi yerlerimizi kuracağız. Evet. Amerika'ya ihracınızdan başka projeler var mı? Boyoz'un var tabii ki. Aslında yarım kaldı. Biz Boyoz'a bu hikayeyi yazdık. Selanik. Şimdi biz Boyoz'u doğduğu topraklara geri götürüyoruz. Boyoz İspanya'da doğdu. Seferatların olduğu yerde. Orada yeniyordu Boyoz. Şimdi biz Boyoz'u doğduğu topraklara geri götürüyoruz. Ve ilk üretimleri Selanik değil yani. Değil. Şey, İspanya. İspanya. İşte oradaki seferatlar orada yiyorlarmış. Yakup Avram'la yakın. Evet. İspanyol seferatlar. İspanya'da biz göreceğiz yani diyorsun. Evet gibi. Şimdi biz Allah nasip ederse 2017'de İspanya'ya gidiyoruz. Galicia bölgesine. Hı hı. Orada yaşayan Yahudiler kendilerini hala Türk olarak görüyor. Osmanlı'ya karşı bir ahde vefaları var. İşte özellikle mesela siz de biliyorsunuz bu İspanyollar işte Osmanlı'ya sığındığı zaman İspanyollar o Yahudileri aşağılamak adına La Turco demişler. La Turco, evet. Yani işte siz Türksünüz demişler. Onlar da evet biz Türküz demişler. Biz Türklüğü kabul ediyoruz demişler ve hala orada kendini Türk olarak gören Yahudi İspanyollar var ve bu insanlar bakın Deportivo biliyorsunuz futbol takımı. Deportivo futbol takımı maçlara evet. çıktığında Türk bayrağı açıyor. Şimdi biz bunu fırsata dönüştürüp Boyoz'u Galicia'ya götüreceğiz. Deportivo gerekirse orada işte bir sponsorluk gibi bir şey tasarlayacağız. Boyoz'u tekrar biz İspanya'ya geri götürüp Boyoz'u İspanya'da satacağız Allah nasip ederse. Hedefimiz bu. Simirna Boyoz markasıyla. İzmir'in adını oraya taşımış olacağız. Söylediğiniz ben de karşılaştım bir kez. İspanya, İsviçre'de birkaç İspanyol kişiyle karşılaştım. İsimleri Türkçeydi. Evet. Nereden biri bu isimler diye sormuştum. Ben Müslümanım dediler böyle şeyde. Yani çok ciddi. Ya bize karşı çok gerçekten dünyanın her tarafında bir ilgi var, bir sempati var. Biz bunu iş adamları olarak fırsata dönüştürmek zorundayız. Bu ilgiyi diyorsunuz, fırsata evet. dönüştüreceğiz. Evet. Evet. Şimdi Allah nasip ederse İspanya'dan sonra şu anda görüşmelerini yaptığımız Çin'de çok büyük bir marketler zinciri var. Ambalajı da hazırladık. Altılı pakette Çin'e yakında ihracatımız başlıyor Allah'ın izniyle. Görüşmeler 2017'de resmiyete kavuşacak. Şimdi işte kargolar hazırlandı. Ürünler gönderiliyor. Orada Allah nasip ederse her konuda, maddi konularda da anlaşmamızı sağladığımızda, sözleşmemizi imzalayıp inşallah bir aksilik olmazsa 2017'nin ortaları, 2017'nin sonlarına doğru boyozumuzu Simirna Boyoz markasıyla Çin'e taşımış olacağız. Nasıl, ihracat nasıl yapıyorsunuz? Altılı paketin içerisinde dediniz. Ürünler şeyden hazırlanıp fırınlanmadan mı gidiyor? Evet, şey evet. olarak. Şimdi biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çiğ boyozu -40 derecede şokluyoruz. Şokladıktan sonra -18 derecede saklıyoruz.
bir yıl raf ömrü var. Aslında daha fazla ama biz bir yıl diyoruz. Bu bir yıl boyunca siz orada soğuk hava depolarında bunu stoklara tutuyor, stoklayabiliyorsunuz. Şimdi biz ne yapacağız? İşte -18 reefer'larla bu konteynerler var. -18 bunlar. Bunlarla biz Çin'e kadar göndereceğiz bu yozumuzu. İşte 6'lı paketimiz var. 6'lı paketin bir ambalajı var. İşte özel tasarladık onu. Orada süpermarketlerde donuk reyonlarında satılacak. Smirna Boyoz ismi. Evet, inşallah yakında hem Çin'de hem Amerika'da hem İspanya'da İzmir boyozları göreceğiz. Yakında Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'ya. Evet, Diva dergisiyle birlikte. Hatta ben Pakize Sükan ablamızı almak istiyorum. Şu anda o da Almanya'da. Çok güzel bir bağlantı sağladılar bize. Onlar da boyozu çok seviyor ve bize çok destek veriyor Smirna Boyoz markasına. O yüzden ben Diva dergisine buradan da bir teşekkür göndermek istiyorum. Mart ayında Almanya'da bir fuara katılıyoruz. Ve orada çok güzel bağlantılar kuruyoruz. Allah'ın izniyle. Yani 2017 boyozun sıçrama yolu olacak. İspanya, evet. Selanik, Almanya ve Çin Allah'ın izniyle İzmir ismiyle buluşmuş olacak. İzmir'in boyozları buluşmuş olacak. Her yerde görürüz İzmir ismini. Ben de Gelgün Ali'ye sonra teşekkür etmek isterim. Bize sabah bir boyoz ziyafeti çektirdiniz. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Demek. Memnuniyetle her zaman. Arkadaşlar adına. Yavaş yavaş şöyle ticareti böyle kenara, boyozu kenara koyup biraz da ticaret deyince böyle ticaret odasına doğru gidelim mi? Olur. Sizin bazı açıklamalarınızı duyduk ticaret odası meselesi üzerinde. Evet. Özellikle seçimlerle ilgili olarak. Nedir ya, konu? Rahatsız eden nedir? Ya şöyle, aslında beni rahatsız eden değil de. Şimdi çevre ticaret odaları, çevre ilçelerin ticaret ve sanayi odaları. Her ilçede sanayici, evet, her ilçede var bu. Bunlar sanayicilere kapasite raporu veriyorlar. Vermek zorundalar. Fabrika kuruyorsunuz. Fabrika kurduğunuzda gelip sanayi odası sizin kapasite raporunuzu hesaplamak zorunda ve bu belgeyi vermek zorunda. Şimdi ticaret ve sanayi odalarında çok ciddi sıkıntılar yaşıyor bu insanlar ve geçen gün gazetede haber olmuş. Meclise gitmişler. Milletvekillerinden destek istemişler. İlçe sanayi ve ticaret odaları ve hep şunu söylüyor. Ya şimdi İzmir'de birçok iş adamı, birçok sanayici veyahut da işte böyle sanayi ve ticaret odalarının ilçe başkanları hep serzenişte bulunuyorlar. Ve sürekli işte ya işte bu başkanlar koltuğa oturdu, kalkmıyorlar bilmem ne. İşte Türkiye'nin klasik problemi. İnsanlar koltuğa oturduğunda maalesef koltuktan kalkamıyor. Sıcak geliyor, iyi geliyor. Onun da gücünü kullanmak iyi geliyor. Şimdi bizim savunduğumuz konu şu. Bakın, ortada bir sorun varsa Ahmet Bey, evet, eğer bir insan bir sorundan bahsediyorsa çözümünü de söylemek zorunda. Evet. Çözümünü söylemiyorsanız o zaman sorundan bahsetmeyin. Başkası çözümü bulacaksa zaten bir anlamı yok ki sorunu çözmenizin. Ben de şunu söyledim, dedim ki işte bazı ortamlarda, arkadaş bu sorunun bir tek çözümü var. Odalar ve Borsalar Birliği'nin seçim yönetmeliğini değiştirecek hükümet veya milletvekilleri gidecek meclise bir tasarı verecek. Diyecek ki oda ve borsaların seçimlerin yönetmeliğini değiştirin kardeşim. Şu anda nasıl bir sistem var? İşte mesela oda başkanları nasıl seçiliyor? Komiteler var. Komite adayları adaylarını belirliyor. İşte adaylarını açıklıyor. Adaylarını açıkladığında seçime gidiyorlar. Komiteler seçiliyor. Sonra bu komitelerin içinden komite başkanları meclis üyesi oluyor. Meclis üyeleri de hepsi ilk oturumda meclis başkanını ve oda başkanını seçiyor. Bir hiyerarşi var. Aynen. Orada. Bu aslında çok adil bir seçim sistemi değil. Bakın, cumhurbaşkanını bile halkın seçtiği bir ülkede eğer bir esnaf, bir oda üyesi, bir iş adamı kendi başkanını seçemiyorsa o zaman ortada bir adaletsizlik var. O zaman bu şikayetlerin tabii ki artacak. Bu şikayetlerin tabii önüne alamayacaksınız. Benim önerim şu. Bu kanun değiştirilsin. Oda başkanlarını, borsa başkanlarını üyeler seçsin. Nasıl cumhurbaşkanı hak seçiyorsa, işte mesela siz İzmir Ticaret Odası başkanlığına adaylarınızı koydunuz Ahmet Bey. Hı hı. Size ben oy verebilmeliyim. Meclis üyesi olmama gerek olmadan. Siz çıkacaksınız, diyeceksiniz ki ben kardeşim Ticaret Odası Başkanlığı'na adaylığımı koyuyorum. Benim projelerim bunlar. Benim hedefim bu. İzmir ekonomisine şöyle katkı sağlayacağım. Çıkıyorsunuz ve ben sizin düşüncelerinizi beğeniyorum. Ben gelip size oy verebilmeliyim. Çünkü bizim odalara, borsalara gönderdiğimiz üyeler kendi aralarında da grup kurduklarında benim belki
istemeyeceğim bir kişiyi başkan seçtirebiliyorlar. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Çünkü orada başka şeyler de dönüyor. O yüzden benim önerim o. Yani oda başkanlarını, borsa başkanlarını üyelerin kendileri seçmeli. Bu özgürlük onlarda olmalı. Bu hak onlarda olmalı. Çünkü biz her yıl aidatımızı ödüyoruz. Bir de yıl sonlarında muzam aidatımızı ödüyoruz. Yani yıllık vergi gelirimizin %8'ini biz odalara ödemek zorundayız. Böyle az, bir saçma sapan bir şey olamaz ya. Evet. Bizim de önerimiz o. Yani borsa ve oda başkanlarını meclis üyeleri değil, üyelerin kendileri seçsin. Daha adil olsun. Evet, çok güzel bir öneri. Gerçekten dediğiniz gibi ülke cumhurbaşkanı seçiyor ama oda başkanını seçemiyor. Oda başkanını seçemiyor. Öyle bir şey olabilir mi? İnşallah düzelir. İnşallah. İnşallah. Bu konuda bir çalışmalarınız var mı? Diğer yani şöyle, henüz böyle bir çalışmam yok ama yakında hem milletvekilleriyle böyle bir görüşme yapmayı planlıyorum. Bütün İzmir milletvekilleriyle böyle bir görüşme yapmak istiyorum. Çünkü siz bir soruna çözüm bulamıyorsanız o zaman sorunu konuşmanıza gerek yok. Bir düzelme yoksa mutlaka birileri çıkıp düzeltmeli bunu. Yanlış giden bir şeye herkes alkışlarsa bu olmaz. Birileri çıkıp kral çıplak diyecek. Belki de biz diyeceğiz. Bize nasip olacak. Kral çıplak diyeceğiz biz de. Bunu da ancak herhalde sizin gibi böyle atılım yapan iş adamları becerebilir. Herkesten bunu beklememek lazım herhalde. Evet, yani herkes yapabilir ama yapmalı, sözde kalmamalı. Evet. Yani benim en büyük özelliğim şu Ahmet Bey, ben şikayet etmem. Şikayet etmekten de nefret ederim. Çok sorun konuşmam. Eğer bir sorun konuşuyorsam arkasında mutlaka çözüm önerisini de getiririm. Doğru, çünkü bize yakışmaz. Doğru bildiğim yolda giderim diyorsun. Aynen öyle. Ne doğru bir tek. Evet, süremizin de sonuna gelmiştik. Sohbet çok güzeldi. Teşekkür ederim. Tekrar, ben çok keyif aldım. İnşallah. İnşallah her zaman. Memnuniyetle. Evet, Boyoz'un gideceği İspanya vardı ilk hedefte. İnşallah İspanya'dan sonra tekrar bir görüşürüz. İnşallah, memnuniyetle. Belki beraber gideriz. İnşallah. İnşallah. Evet, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet seyirciler, yeni günde gündemimiz sonuna geldik. Ama ben son sözü yine de Musa Bey'e bırakmak istiyorum. Son söz olarak gerek İzmirlilere gerek iş adamlarına neler söylemek istersiniz? Buyurun. Tekrar. Ben şunu söylemek istiyorum. Krize konuşmayı bırakalım. Önümüze bakalım, projeler üretelim, ihracat yapalım, ihracatımızı arttırmak için çalışalım, katma değer üretelim. Ne kadar çok olumsuzluk konuşursak o kadar çok olumsuzluk olur. Pozitif konuşalım, pozitif düşünelim ve lütfen sorunlara yaklaşımımız çözümle gelsin. Onun dışında da kavga etmeyi bırakalım. İş adamının görevi siyaset konuşmak değil, üretmek. Üretelim, birbirimize destek olalım ve ülkemizi her birlikte muasır medeniyetler üzerine çıkartalım. Evet Musa Bey, çok teşekkürler. Ben çok teşekkür güzel bir sohbetti. Sağ olun. Çıktığınız yolda başarılar dileriz. İnşallah İzmir'in ismi Sibirna ismiyle Boyoz inşallah bütün sadece şey değil yani saydığınız birkaç ülke değil inşallah bütün dünyaya gider. Tabii amacımız dünya markası olmak Allah'ın izniyle. Bu şekilde sizin sayenizde İzmir biraz daha tanınır. İnşallah. Tabii bu birçok şeyi de etkiler tabii. Turizmden tutun. Tetikleyecek hepsini. Tetikler. Aynen öyle. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, yeni günde günden burada sona eriyor. Konuğumuz Musa Turan'dı. MİM Grup Yönetim Kurulu Başkanı. Biz yeni gün ailesi olarak kendisine hem teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ve yeni bir yeni günde gündemde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.